Ayıkla pirincin taşını. Bu pilav daha çok su kaldırır. Dim yatağı pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Pirinçle ilgili ne kadar çok sözümüz var. Fakat bu sözler arasında pirinçle ilgili bir gazetecinin hapiste olduğunu düşünebiliyor musunuz? Böyle bir gazeteci var. Mehmet Baransu 8 yılı aşkın bir süredir cezaevinde. Yanlış duymadınız. Pirinçle ilgili haber yaptığı için bugün konuğumuz avukat Çiğdem Koç, Mehmet Baransu'nun avukatı. Hoş geldiniz yayınımıza Çiğdem Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Pilav sever misiniz diye sormayacağım size. Şunu soracağım. 8 yıldan fazla süre oldu. Mehmet Baransu nasıl? Yani siz de sürekli avukat olarak cezaevinde görüşüyorsunuz. İlk onunla başlayayım. Daha sonra dava sürecini, dava ile ilgili konuları devam ederiz. Nasıl sağlığı, sıhhati, düşünceleri biraz bize bunları anlatır mısınız? Yani Baransu psikolojik olarak gayet iyi. 8 yıldır hapiste ama işte 8 gün, 8 hafta, 8 ay hapiste yatıp zırıl zırıl ağlayan adamlardan değil o. Haklı olanın hapiste yatması, kendini haklı hissedenin hapiste yatması mental olarak onu çok fazla etkilemiyor. Ama muhtemelen bu söyleyeceğimden çok hoşlanmayacak ama bu bilgiyi vermek istiyorum. Biraz fiziksel sağlığıyla ilgili bazı problemler yaşıyoruz şimdi. Bakalım, umarım kötü bir şey değildir ama ne gibi biraz bahsetseniz? Çünkü ya sevenleri merak ediyor. Çok detay vermek istemiyorum. Hani şimdilik hala muallakta. Ama tetkiklerin devam ettiğini, doktor kontrolünde olduğunu söyleyeyim. Onun dışında dediğim gibi böyle şeylerle gündeme gelmek istemez o. Ama tabii hapishanenin şöyle bir şey var. Yıllardır hapishanede yatanlar için insanların fiziksel sağlığı üzerinde çok derin etkiler bırakıyor hapishane koşulları. Ama umarım bunu da atlatacak Baransu. Onun dışında gayet iyi, keyfi yerinde, neşeli, yazıyor, çalışıyor. O anlamda hapse düşmek de hapiste düşmek arasında çok büyük fark vardır biliyorsunuz. O hapiste de düşmeyenlerden biri, onu söyleyebilirim. Şu anda tek mi kalıyor ya da bir koğuşta mı, bir koğuş arkadaşı var mı? Yok, tek kişilik bir yerde kalıyor şu anda. Kendi istemi ya da bu cezaevi yönetiminin uyguladığı bir tecrit veya bir başka bir şey mi? Hayır, cezaevinin uyguladığı bir tecrit değil ama hani Baransu'nun da tek başına kalmakla ilgili şu anda bir şeyi yok. Hani cezaevinin dayattığı bir şey demek doğru olmaz şu koşullarda. Şimdi baştan pirinçle başladık. Pirinçle ilgili şu anda uyuşturucu rotası olduğu için çok popüler Mersin limanına bu sefer, yani şimdi belki uyuşturucu yakalanıyor ama o zamanlar pirinç yakalanmıştı ve bundan dolayı ceza aldı. Neden ceza aldı? Hani bir Dreyfus davası gibi, yani düşünün pirinçle ilgili bir haber yapıyorsunuz ve 19,5 yıl hapis cezası alıyorsunuz. Çok anlaşılır bir şey değil. Neden Mehmet Baransu böyle bir ceza aldı? Şimdi az önce sizin bir altyazınız Mehmet Baransu neden hapiste yazıyordu? Ya bunun çok basit bir cevabı var. Mehmet Baransu olduğu için hapiste zaten. Hani öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Hani mahkemelerde de söylediğim şey bu. Herhangi bir eylem yargılanmıyor. Bir isim yargılanıyor Mehmet Baransu'nun dosyalarında. Şimdi Mehmet Baransu'nun yargılamaları devam ettiği için davalarla ilgili çok fazla detay vermem hukuken doğru olmaz ama bilinmesini istediğim birkaç şey var. Hani kamuoyunun öğrenmesini istediğim birkaç şey var açıkçası. Birincisi Mehmet Baransu ile ilgili söylenen, dolaşan, yazılan, çizilen, özellikle bir takım tiplerin her Mehmet Baransu'dan bahsettiğimizde gelip altına saçma sapan şeyler yazdığı bir algı var ya, o algı büyük bir yalan üstüne kurulu bir algı. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi cemaatçi olmak hukuken de benim bakış açımda da suç değildir. Herhangi bir cemaatin mensubu olmak. Birisi Gülen cemaatinin mensubudur. Öteki başka bir cemaatin mensubudur. Bu bir suç değil zaten ama Baransu'nun bir cemaat bağlantısı da yok. Zaten böyle bir cemaat bağlantısı kanıtlanamadığı için böyle saçma sapan iddianameler, saçma sapan gerekçeli kararlarla biz mücadele ediyoruz. Birincisi bu. Yani bir cemaat algısıyla Mehmet Baransu'ya saldırıyorsanız saçmalıyorsunuz demek. İkincisi, Mehmet Baransu'nun yaptığı hiçbir habere, bu GDO'lu pirinç haberi de dahil, yalan diyen yok. Çünkü haberler yalan değil zaten. O yüzden burada yalan haber yaptın diye bir iddia, bir suçlama hiçbir zaman olmadı. Mesela uzun süre üzerinde tepinilen balyoz davası denen davanın balyozla alakası olmadığını, balyoz haberleriyle ilgili Baransu'nun hiç yargılanmadığında yeri gelmişken söyleyeyim. Zaten en sonunda da istinaf bunu bozdu ve bütün o balyoz balyoz diye bağıran katılanlara dedi ki siz bu davada sizin bir yeriniz yok. Şimdi bu GDO'lu pirinç hikayesi çok ilginç. Ben bunu Mehmet Baransu yazmıştı ve kendi internet hesabından, Twitter hesabından da paylaştık. Ben de paylaştım. Çok uzun bir hikayesi var. Ben herkesin onu bir okumasını isterim. Yani Mehmet Baransu'dan nefret edenler özellikle okusun ki hani ben bir paylaşım yaptığımda altına gelip hakaret edecekleri zaman ne zaman bilerek yapsınlar diye söylüyorum. Buna çok öfkeleniyorum. Beni kötü bir zamanda yakaladınız. Yani genel olarak öfkeli olduğum bir zamanda Baransu ile ilgili meselede ayrıca öfkeleniyorum. Çünkü o kadar korkunç bir yalan ve ahmaklık hikayesinin ortasında duruyoruz ki. Şimdi bir zehirli pirinç meselesi var. Bununla ilgili ceza almış bir iş adamı var. İş adamı AKP'liymiş. Baransu'da AKP'li bir iş adamının zehirli pirinç getirdiğini haber yaparak aslında hükümeti devirmek istemiş. Hikaye böyle başlıyor. Buna ilişkin bilgileri de cemaatçi, tırnak içinde söylüyorum, iddianamede olacak, FETÖ'cü, yani bir terör örgütü üyesi olduğu iddia eden polislerden almış. Mesele bu. Sonra şöyle bir şey oluyor. Adam, AKP'li denilen iş adamı cemaatçiymiş. Bu nedenle yargılanıp ceza almış. Mehmet Baransu'ya o belgeleri verdiği iddia edilen polisler cemaat üyesi, terör örgütü üyesi olmadıkları için beraat ettiler. Mehmet Baransu bu iki şey ortadan kalkmasına rağmen şöyle bir gerekçeyle, yani aslında cemaatçi polislerden aldığına dair elimizde bir delil yok ama muhtemelen terör örgütünden aldığı için, kararda yazıyor bu. Yani muhtemelen terör örgütünden aldığı için yine işte hükümeti devirmek bilmem ne. Bu arada o örgüt, tırnak içine söylüyorum, örgütle bağlantısı bylock vardı diyor. Ama bylock yok. Yani mahkeme dosyasında rapor var. Mehmet Baransu'nun bylock kullanmadığına ilgili. Mehmet Baransu bana dedi ki ben bylock'u ne olduğunu öğrendiğimde zaten hapisteydim 2016'da. Bu arada Baransu 2015 Mart'ında tutuklanmıştı biliyorsunuz. 2016 15 Temmuz'unda darbeye katıldın falan dediler. O da tutmadı, yemedi. Yani Baransu mahkemede dedi ki ya ben hücreden mi katıldım, darbeye iştirak ettim. Yani neresinden tutsanız elinizde kalır bir hikaye bu. Çiğdem Hanım, zaten şaka gibi öyle şeyler anlattınız ki hani Ağustos zaten sıcak, resmen bu anlattıklarınız karşısında beynim kaynadı yani. O olmuş, bu duymuş. Siz nasıl mücadele ediyorsunuz hukuki olarak? Ben size başka bir şey söylüyorum. Siz benim biz 100 tweetlik bir seri var. Benim hesabımdan da paylaştım. Onu okuyun. Şaka gibidir. Yani siz gazetecisiniz. Mesela mahkeme tutanaklarını okuyun. Şaka gibidir. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Mehmet Baransu'nun yargılandığı diğer iki dosya ne biliyor musunuz? Biri MGK. Bir MGK kararını ifşa ettin diyor. Yani devletin gizli belgesini. Baransu'dan önce 10 ayrı yerde ifşa edildiği kanıtlandı onu belgenin. Tekrar ediyorum. Baransu yazmadan önce, haber yapmadan önce 10 ayrı yerde yayınlanmış bir belge için Baransu'ya diyorlar ki sen bunu yayınlamışsın, ifşa etmişsin. Egemen Harekat Planı davası, işte balyoz diye üstüne tepindikleri dosya. Planı gören yok. Ya o belgeyi görmedik hiçbirimiz. Kimse görmemiş. Genelkurmay diyor ki ben o belgeyi yok ettim. Böyle bir belge olamaz. Ben onu yok ettim. Baransu o belgeyi Ahmet Altan'a ve Taraf gazetecisinin yöneticilerine vermekle suçlandı ve karar aldı. İsraf bozdu Allah'tan. Hani dedi ki bu kadar saçmalamayın yani. Şimdi Baransu ile ilgili bütün yargılamalar böyle. Yani işte hakarete ilişkin yargılamalar. Şimdi Sedat Peker anlatınca Yıldırım Demirören hikayesini bütün herkes coştu, koştu. Aa neler olmuş dedi. Baransu onu yıllar evvel yazmış şu tarafta aynı bilgileri. Mesela oradan yargılandı Baransu. Cezaevinde yazdığı bir haber dizisi var. Cumhurbaşkanı ile alakası yok. Abdullah Gül'den bahsediyor o dönemi Cumhurbaşkanı'ndan. Bugünün Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor mesela falan. Yani anlatabiliyor muyum? Battal İlgezdi ile ilgili bir mesele var. Ve bütün bunları Yargıtay, bütün bunlardan beraat etmiş tutuklanmadan önce. Tutuklandıktan sonra Yargıtay hepsini bozmuş. Aa, hazır Baransu'yu cezalandırıyoruz. Bir de bunlardan cezalandıralım diye. Avukatı olarak söylüyorum. Bütün dosyalarını bilen biri olarak ve Baransu'yu tanıyan biri olarak. Kendisinin söylediği bir şey vardır. Tek bir haberim yalan değil. Bir haberim hatalıydı. Onu da açıkladım der. Onun dışında hiçbir haberim yalan değil. Dosyalarda hiçbir haberin senin yalan haber yapmışsın diyen yok. Bir gazeteci ister Gülen cemaatinden belge alır, bilgi alır. İster PKK'dan bir belge alır. İster Kızıltugaylardan belge alır ya. Ya bir gazeteciye bu belgeler sana nereden geliyor? Eğer oradan geliyorsa sen o örgüt üyesisin diyemezsin. Diyorlar ki ha işte sen cemaatten belge bilgi aldın. Biz 3 ayrı haberin haber kaynaklarını açıkladık. Artık dayanamadı Baransu. Yani bir gazeteci haber kaynağını açıklamaz ama bu kadar yükleniyorsanız ben açıklayayım. 3 haberinin haber kaynağını açıkladı. Normal şartlarda yer yerinden oynamalıydı. Yok saydı herkes. Tıpkı ilk tutuklanma sebebinin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Hüseyin Ersöz'ün bir haberiyle Oda TV'de yaptıkları haber nedeniyle tutuklanmasına ilişkin belgeleri yayınladığımızda herkesin sessiz kalması gibi. Şimdi beni buraya hani Baransu'nun avukatı olarak ve davalar hakkında hukuki bilgi almak için çağırdığınızı biliyorum ama hukukla ilgisi yok Baransu'nun yargılanmasının. Ya bir insan zehirli pirinç gelmiş. Bunu zehirli pirinç olduğu kanıtlanmış. Bakan çıkmış açıklamış demiş ki buraya zehirli pirinç getiriyorlar. Bunu haber yaptı diye 19,5 yıl ceza alır mı? Sen bunu bir terör örgütünden aldın. Bak bu polisler işte bir terör örgütü üyesiydi. Dediğim polislere beraat ettirip gazeteciye 19,5 yıl ceza verirsen ben bir avukat olarak hukuktan nasıl bahsedeyim? Ne anlatayım size? Mesela şike davasıyla ilgili çok şey yaparlar bana. Baransu şike davasından yargılanmadı ya. Yani o kadar acayip ki Baransu ile ilgili hikaye. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Kendi nasıl şike davasında yani, yok mu anlamadım. Yani çünkü yok orada yok. Şike davasına yargılanmıyor Baransu. Yok öyle bir şey. O da bütün gazeteciler gibi haber yapmış. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Kendi muhalif diyen, bağımsız, tarafsız, cesur gazeteci olduğunu iddia eden bu ülkenin gazetecileri. Bak geri kalanın hepsini bir kenara bırakıyorum. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin sözcüsü televizyonlarda çıkıp Baransu terörist müebbet hapiste içeride yatıyor diyebildi. Yani düşünün. Şimdi ben onu da bir kenara bakıyorum. Bak hepsini bir kenara bakıyorum. Ya bu ülkenin gazetecileri, işte aydınları güya, muhalifleri 8 senedir cezaevinde olan Mehmet Baransu niçin cezaevindeydi? Bak sizin sorduğunuz soruyu sormadı kimse ya. Duruşmalarına gelmedi. Ama hakkında her türlü yalanı söylediler. Sabah akşam o muhalif kanallarda Baransu ile ilgili 50 tane yalan söylendi. Ama ne oluyor? Dön dolaş esrarla hapse giriyorsunuz. Ve bizden uğradığınız haksızlığa destek olmamızı bekliyorsunuz. Biz oluyoruz. Çünkü size benzemiyoruz. Ben bu tiplere benzememek için harcadığım güçle dünya yerinden kaldırırdım ya. Tamam, size de yapılan haksızlık. Ama siz aynı haksızlığı meslektaşınıza 8 yıldır yapıyorsunuz utanmadan. Ya bu ülkede hadi hani Baransu ile ilgili bir algı var. Bu ülkede Ahmet Altan 5 yıl hapis yattı. Bir Allah'ın kulu ağzını açmadı ya. Yani şimdi farklı hayatın farklı yerlerinde durabiliriz, farklı düşüncelerde olabiliriz. Mesela Hidayet Karaca, ben onu da ziyaret ediyorum cezaevinde. Çok da sohbet ederiz. Hatta bazen birbirimizin karşıt görüşleri üzerine sohbet ederiz. Ya Hidayet Karaca'ya öyle cezalar verdiler ki öyle işlerden. Bir tane vicdanlı muhalif gazeteci yok mu buna? Ya bu adam bu cezaya, ya komple suçu işlesen bu cezayı almazsın diyebilecek. Ama yok. Yani tıpkı şimdi herkesi birbirine terörist demeye bayıldığı bir toplumdayız. Bir zamanlar ben şimdi, cemaat dosyalarından yargılanan insanlarla konuşurken onlara söylüyorum. Bir zamanlar siz bu Kürtlere terörist diyordunuz. Solculara terörist diyordunuz. Bir sabah uyandı 2,5 milyon insan teröristmiş meğer. Şimdi anlıyor musunuz diyorum. Şimdi umarım herkes kendi başına gelmeden bazı şeyleri anlasın ama olmuyor bu ülkede. Herkes önce bir o hukuk kıyımını yaşaması gerekiyor herhalde. O hapishaneleri görmesi gerekiyor. Sonra ötekine yaptığı haksızlığı anlayabiliyor. Şimdi Baransu ile ilgili de şöyle bir durumumuz var. Herkes Baransu'ya yapılan haksızlık karşısında susuyor. İstisnasız herkes. Niye biliyor musunuz? Çünkü Baransu iyi bir gazeteci. Herkesle ilgili haber yapmış. Hiç de geri adım atmamış. Kimseyi kayırmamış. Kimseden yana olmamış. Gazetecilik yapmış. Böyle bir adam sevmezler tabii. Ama bu kadar ağır bir haksızlığa karşı susan kim varsa utancından ölmelidir. Yani bunu söyleyebilirim. Şimdi dosya Yargıtay'da, ben Yargıtay'dan bir hukuk bekliyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Bazı dosyalarda Yargıtay'ın verdiği kararlar bir hukuk ışığı görmemizi sağlıyor. Yani nadiren de olsa. Şimdi böyle bir dosyanın önlerine gittiğinde gerçekten incelerlerse bozulmama ihtimali yok. Ya olmayan bylock'u olmadığı raporu dosyada olan bylock için bunu gerekçe yaparak verilmiş bir hükmü de bozmayacaksa Yargıtay o zaman yani neyi bozacak ya da nasıl bir karar verecek gerçekten bilmiyorum. Ya bana böyle dokunursanız ben çok ah ederim. O yüzden arada benim kesin sözümü. Şunu soracağım. Şimdi şunu görüyoruz. Yani gazeteciler birçok dava açılarak yıldırılıyor. Burada Mehmet Baransu'ya da benzer bir şekilde oraya da takmış, buraya da yani halk tabiriyle ona da tak, buna da tak diyor ya nereye takarsan tak. Yani birçok davaya takılmış. Peki bu ne zaman bitecek? Yani Mehmet Baransu'yu ne zaman tahliye olmuş olarak göreceğiz? Bu hukuk garabetinin içerisinde ne zaman çıkılır? Sizin tahmininiz ne? Yorumunuz ne? Şöyle söyleyeyim. Baransu'nun tutuklu olduğu tek bir dosya var. O da bu GDO'lu pirinç dosyası. Ben gerçekten de Yargıtay'ın hakikaten bu hukuk garabetini sona erdireceğini ve doğru düzgün bir yargılama yapılması için bu karar bozacağını düşünüyorum. Bu kararın bozulması birçok açıdan önemli. Yani hukuka dair o inanç kırıntısının kalması açısından da önemli. Ha Baransu ne zaman özgür olur diye soruyorsanız biliyorsunuz bazı gazeteciler tahliye olduğunda öteki muhalif gazeteciler o kadar çok bağırıyorlar ki hemen yeniden tutuklanıveriyor o gazeteciler. Hani o yüzden bu konuda bir öngörüm olsa bile bunu söylemek istemem açıkçası. Hani bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama Türkiye'de gerçekten bir yargı olacağına dair ben göremeyeceğim. Yani öyle bir inancım yok açıkçası. Hiçbir zaman olmamış çünkü. Dediğim gibi herkes birbirini ötelemiş. Şimdi mesela ben size desem ki ya biliyor musunuz Adnan Oktar dosyasında ne kadar büyük hukuksuzluklar yapılıyor. Ben o dosyanın da avukatıyım. Mesela çok ilginizi çekmeyecektir. Çünkü Adnan Oktar imajı var. Adnan Oktar algısı var. Ve bu algı nedeniyle orada bir hukuksuzluk yapılması çok önemli gelmiyor insanlara. Ama bu algı da yalan. Ve sizin algınızla ilgilenmiyorum. Ben kendi algımla bile ilgilenmiyorum. Çok sevmem gerekmiyor benim bir müvekkilimi. Ama orada bir hukuksuzluk yapılıyor dediğimde siz ne kadar mesela ilgileneceksiniz bu hukuksuzlukla? Şimdi bana şunu söyleyecek misiniz mesela? Ya merak ettik hakikaten o dosyada nasıl hukuksuzluklar yapılıyor? Bir programda o dosya için yapalım mı diyecek misiniz mesela? İşte bunlar böyle denmeye başladığında bir şeyler değişecek Türkiye'de. Mesela bir sürü Kürt meslektaşımız sabah baskınlarıyla tutuklandı mesela. Ve sürekli olarak o Kürt gazetecilerin kafasında bir balyoz dolaşıyor. Buradaki balyozu bildiğimiz balyozdan ayrı bir simge olarak kullanıyorum. Subliminal mesaj vermiyorum yani. İşte onların kafasında bir balyoz var. Ya bu Kürt gazetecileri bu yapılamazı hep beraber konuşabildiğimiz gibi belki bir şeyler değişecek. Ama açıkçası ben kendi yaşımı düşünerek bunu görebileceğimi zannetmiyorum. Ama işte bu karıncanın hacca yolculuğu gibi siz, ben böyle birkaç kişi elimizden geldiğince bu hukuksuzlukları duyurmaya çalışacağız. Ama şunu bilin, Baransu ile ilgili kamuoyunun bildiği ve kamuoyunun bilmesini istenen her şey yalan. Olumsuz anlamda söylenen, yani o algıları söylüyorum, her şey yalan. Baransu Türk hukuk tarihinin en büyük hukuksuzluklarıyla yargılanıyor. Baransu Türk hukuk tarihinin en büyük hukuksuzluğuyla 8 senedir hapiste. Bunu sorgulamadan, ne olduğunu bilmeden ahkam kesen, yalan söyleyen, bu yalanın kuyruğuna takılan kim varsa bu sorumluluğa ortaktır. Yani kusura bakmayın ama bunu söylemek zorundayım. Birkaç kere tekrar ettim, artık temcit pilavı gibi kendimden sıkıldım yani o derece, ama şunu söyleyeceğim. Önüne her konanı davar yiyin. Seçiyor davar yani. Önünüze konan her bilgiyi yediğinizde davardan beter bir şey olursunuz. İnsan bir açar araştırır, herkesin elinde internet var, bir şey var. Baransu bu ülkede Roboski katliamından dolayı yargılanan tek gazeteci. O haber yüzünden. Dağlıcı haberi yüzünden yargılanan tek gazeteci. Ceylan Önkol bir havan topuyla parçaladığında bütün bu muhalif, pek Kemalist, pek bir şey arkadaşların sesi çıkmazken o haberi yapan, oralara giden, o kızın annesiyle söyleşi yapan Baransu, Kürtler de Baransu'ya saldırıyor. Arkadaşım ben bunu anlamıyorum mesela. Diyor ki KCK davasına yaptıkları. Ne yaptı diye soruyorsun, cevap veremiyor. İşte algı ne kadar korkunç bir şey biliyorsunuz. İşte mesela Baransu Ergenekon'da şunu yaptı. Ya Baransu Ergenekon'da ne yaptı? Ergenekon davaları başladığında Taraf gazetesi yoktu daha. Kurulmamıştı yani. İşte Ahmet Bey'e de yaparlar onu. Hemen bir Kudüs Okur şey geliyor. Kudüs Okur tutuklandığında Taraf gazetesi yoktu. Ya da Ali Tatar yazarlar. Ali Tatar'la ilgili ne Baransu'nun ne Taraf gazetesinin Ali Tatar adıyla yaptığı bir haber yok. İnsanları bir hamasetle, kendi kutsallarınızla ve onların kutsallarını kullanarak bu kadar yalan bilgilerle başka insanlara karşı düşmanlaştırıyorsanız ahlaksızsınızdır. Eğer bütün bunları sorgulamadan yiyorsanız da ahmaksınızdır herhalde. Yani başka bir açıklaması olabilir mi bunun? Şimdi son bir cümle söyleyeyim. Ben inançlı bir kadın değilim. Hiçbir zaman olmadım. 50 yaşında bir kadınım ben. Benim ne Gülen cemaatiyle ne başka bir dini cemaatle hayatımda hiçbir şey kesişmez. Ama bana 2 milyon insanı terörist diye gösterince ben hemen buna atlamak durumunda mıyım? Onlarla bir duygusal ya da düşünsel bağım yok diye. Bu bir ahlak meselesidir ve Baransu ile ilgili konuda bütün bir toplum ahlak anlamında, bu anlamdaki ahlaktan bahsediyorum, sınıfta kalmıştır. Birkaç münferit duyarlılığı bir kenara bırakarak söylüyorum. Konuşmanızda son, ben çok program uzamadan şunu sormak istiyorum, şununla bitirelim. Şimdi konuşmanızda Barış Pehlivan'ın bir haberi yüzünden aslında Mehmet Baransu'nun ilk tutuklanma sebebi, evet, dediniz. Ve şu anda Barış Terkoğlu. Evet, maalesef Barış Pehlivan da şu anda cezaevinde. Yine yakın bir zamanda Merdan Yanardağ da başka bir suçlamayla cezaevine girdi. Şimdi mesela baktığımız zaman bu insanlar sürekli gündemde ve gündemde tutuluyor. O sizin dediğiniz, bahsettiğiniz ayrımcılıktan dolayı Mehmet Baransu ismi gündeme gelmiyor. Bu konuyla ilgili Mehmet Baransu'nun size bir sistemi, serzenişi veya işte ya şu gazetecilik örgütüyle bir temasa geçelim falan gibi bir beklentisi oldu mu? Söyledi mi bunu? Şöyle... biz bazen Baransu ile görüş yaparken Merdan Yanardağ'la falan yan yana geliyoruz tabii. Şimdi Merdan Yanardağ'ın ben Tele1'de yaptığı programlarda Baransu ile ilgili söylediği o kadar çok gerçek dışı bilgiyi yüzüne vurdum ki zamanında. Barış Pehlivan'la Barış Terkoğlu'nun yaptığı yalan haberi zaten biz belgelerle ifşa ettik falan. Fakat şöyle bir şey var. Baransu'da da var bu. Bende de var. Şimdi bu insanlar nihayetinde hapisteler ve hapisteki biriyle ilgili cümle kurmak etik değildir. O nedenle çok ileri gitmedikleri müddetçe, yani çok saçmalamadıkları müddetçe onlarla ilgili bir cümle kurmuyorum. Ama hayır, Baransu'nun bu konuda bir şeyi var tabii ki, haklı olarak bir serzenişi var. Taraf gazetesinde Ahmet Altan'ı tenzih eder o. Bir iki röportajında da söylemişti. Ahmet Altan hariç Taraf gazetesinde birlikte çalıştığı insanlara da var o sistemi. Haklı bence. Fakat bana hiç şöyle bir talebi olmadı tabii, yani gazetecilik örgütleriyle iletişim kurmam falan. Ama ben onun talebi olmadan da inisiyatifimi kullanarak ulaşabildiğim herkese, benden bilgi almak isteyen herkese bu konuda bilgi vermeye çalışıyorum. Yakın zamanda yine bir söyleşisi oldu Baransu'nun. Sanıyorum o da yayınlanacak, bir yine gazetecilik kuruluş tarafından. Ama onun dışında yani insanlara, ya siz niye başkalarını ötekileştiriyorsunuz, niye bu kadar ahlaksız davranıyorsunuz, niye bu kadar ikiyüzlüsünüz demek de bir yerden sonra artık şey yapmıyor, yani işlemiyor. Ama hani Baransu'nun mesela şöyle bir şey asla hani tanık olmadım. Ne Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ya da Murat Ağrel ya da Merdan Yanardağ hapse girdiğinde o olsun dediğini duymadım mesela. Ve bilakis hani gazetecilerin yaptıkları haberler yüzünden haksız yere hapsedilmesi, buna Kürt gazeteciler de dahil, kendisine işte düşmanlık yapmış olanlar da dahil, hiç kimseye ayırmadan gazetecilerin hapse girmesi Baransu'yu hem öfkelendiriyor hem üzüyor. Ya, bir güne kadar kimseye ah ettiğini duymadım. Yani kimseye beddua ettiğini duymadım. Ben ondan daha öfkeliyim mesela onunla ilgili konularda ve bazen beni yatıştırır o, hani şey yapar, hani ya tamam işte oldu ama falan, hani bu kadar da öfkelenme falan diye. Öyle biri değil o. Tabii şöyle, kendisiyle ilgili öz eleştirileri de var. Cezaevine girmeden önceki, işte bundan 10 yıl önceki daha genç bir Mehmet Baransu'nun söylediği, yaptığı bazı şeyleri şimdi olsam yapmazdım dediği, bunları da çok içtenlikle söyledi zaten. Ahvadi bir söyleşisi yayınlanmıştı. O da çok güzel anlatıyor orada. İçeride çok okuyor, çok yazıyor. Kendini olgunlaştırıyor. Hala gazetecilik yapıyor. Çok enteresan yani. İnanılmaz bir gazetecilik zekası var. Ama dediğim gibi yani kimseyle ilgili kötü bir cümle duymadım ağzından. Kimseyle ilgili beter olsun duymadım mesela. Yani onun için televizyonlarda ömrünün sonuna kadar hapiste kalmadığı, yani adamlar için bile onlar hapse düştüğünde ses, böyle bir şey aklımdan bile geçirdiğimi zannetmiyorum. Ben geçirdim mesela ara ara ama o geçirmedi. Ama tabii bu Baransu hapiste ve hayatının 8 yılı eşinden, çocuklarından, işinden, ondan çalındı. Ama ona yapılan bu haksızlık, hukuksuzluk, bundan daha önemlisi toplumsal ahlaksızlık, bu topluma zarar. Baransu çıkacak yani öyle ya da böyle. Bir gün özgür olacak ama bu toplum böyle devam ettiği müddetçe asla özgür olamaz. Ve asla gerçek anlamda bir demokrasi, hukuk falan olmaz bu ülkede. Bu kadar ikiyüzlülükle. İnsanlar Baransu ile ilgili bir kendilerini tartsınlar ve biraz okusunlar isterim yani. Hani öyle durduk yere konuşmaktansa, bak anlatıyorum size. Benim Twitter hesabıma girin. Mehmet Baransu'nun Twitter hesabına girin. Orada detaylarıyla, belgeleriyle anlatılıyor her şey. Belgesi var yani. Hani öyle kafadan atmıyoruz birileri gibi. Belgesi var. eğer hakikaten Baransu'yu suçlamak istiyorsanız, Baransu'dan nefret ediyorsanız bile girin bakın. Çünkü ben bana ahmakça özellikle vururum elimdeki belgeyle. Ya inanan kendinizi düşünün ya. Çünkü bu çok öfkelendirici bir şey İsmail Bey. Ya bir adama bunların yapılması çok öfkelendirici bir şey. Hani insan bu kadar ahlaksızlığın içinde sükunetini koruyamıyor. Ama dediğim gibi şu andaki tek derdim benim Yargıtay'ın gerçekten bu dosyadaki çok açık iki meseleyi, yani diğerlerini bir kenara bırakayım. Kimden aldığını bilmiyoruz belgelerin, muhtemelen buradan almıştır. Ve bylock meselesinde aslında bylock olmadığına dair rapor dosyada önündeyken en azından bize hukuka sarılabileceğimiz bir umut ışığı vermesi. Ben Yargıtay'dan bunu bekliyorum şu anda. İnşallah biz de Ankara'da hakimler varmış diyebiliriz. Bu haksızlık, hukuksuzluk son bulur. Ben bugün inanıyorum buna ya. İnanıyorum yani, hakimler var. Evet, bir gazeteci olarak bizim de temennimiz Mehmet Baransu'nun tekrar tahliye olması ve haberler yapmaya devam etmesi. Avukat Çiğdem Koç bugün bizlerle birlikteydi. Çok değerli bilgiler verdi. Çok teşekkür ederiz Çiğdem Hanım. Vakit ayırdığınız için bu yaz gününde çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.